Teknopedia'nın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hem podcast'te hem de YouTube'da yayınlarımız devam ediyor. Kırmızı listede yayınlar devam ediyor. Bugün sektörün girişimcilerinde bir konuğumuz var. Gökhan Şimşek yanımızda. Sağ olsun bir teklifle gittik. O da kabul etti. Deneyimlerini aktarmayı. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi hem podcast hem de YouTube üzerinde yayın yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum önce. Vallahi daha samimi konuşasın var. Evet. Bir de kuliste de biraz böyle muhabbet ettik. Abi desem sıkıntı olur mu? Ya estağfurullah şekilde... yani problem yok. Nasıl isterseniz, siz nasıl vallahi rahat ederseniz. Daha iyi bir sohbet olur tabii gibi hissediyorum. Bende daha bir şeydir. Bende daha az alışkanlıdır. Daha rahat hitap ediyorum. Ya daha hoş, daha sevimli. Abi demiyoruz. Yani evet. Birbirimiz arasında yaşıtın oluyor veya aynen olmuyor. Abi o. Saygılı bir samimiyet oluyor. Kesinlikle. Evet, bir de Türkiye de özel bir şey. Türkiye özgü. Ne haber abi? Hani o aynen biraz daha güzel. Ben de öyleyim. Abi seni Express Rent-A-Car olarak biliyoruz. Daha doğrusu böyle tanınıyorsun. Evet. Şehirde. Kendinden biraz bahsedebilir misin? Ben tanıyorum da ne aktarabilirim? Yani şöyle anlatayım ben. 1981 yılında işte gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak işte Almanya'da, Frankfurt'ta dünyaya geliyorum. 81'li misin? Evet, 81'liyim. Göstermiyorsun abi. Teşekkür ederim. 86'da Türkiye'ye geliyoruz. Gaziantep'te büyüyorum. Abi, babam Adıyamanlı, annem Antepli. Vali Konağı'nda büyüdüm ben. Ha, bizim oralar. Evet. Ben de orada büyüdüm. Evet. İşte lise 1'in ilk dönemini okuma şansım oldu. Sömestr tatilinde şehirden ayrıldım. Tekrar yurt dışına gitme kararı alınınca ailede. Bir de biliyorsunuz şimdi Anadolu'da ya da bu bölgelerde hep vardır o yaşlarda, 15'li yaşlarda böyle o özgürlük hissi, o asi tabiat. Gideyim falan. Gittik bir vesileyle. 2001'e kadar İstanbul'da kaldım. Uzun yıllar mağazacılık deneyimim var. Profesyonel anlamda yaptım. Sonra tekrar Gaziantep'e geldik. Yine yolun yine Gaziantep'e düştü değil mi? Tabii. Yani dünyaya da gitsen Gaziantep'e dönüyorsun. Bir misafiriniz şöyle diyordu. Bumerang gibidir, Antepli atarsınız geri Antep'e gelir. Sizin bir röportajınız da vardı izin. Evet. Doğru. O çok doğru. 2001'de geldikten sonra yine mağazacılık sektöründe ilerledim. Ve askere biraz da gecikmeli gittik işte 2005'te falan. 2007'de gelince 2007 yılında kiralama şirketimizi kurmuş oldum. Tabi o zamanlar çok küçük sermayelerle. Tabii. Yani ilk arabamı 3 yıl para biriktirerek almıştım. Biraz da tabi tamamıyla öz sermaye. Tabi çok genç yaşlar. Evet. İki araçla aslında başladım. Üçüncü aracı hemen ilk aylarda tedarik etmeyi başardık. Tabi o yıllarda biraz bu rakamlarla tabi yine zordu ama yine de bir şekilde sanırım takdir oldu. Şimdikinden daha mı zordu? Mesela şu an bir araç 250 bin 300 bin bandı evet, ya. Yok şu anda daha zor. Daha zor değil mi? Ya yani alım gücü olarak. Şöyle söyleyeyim ben. Şöyle bir denklem yapalım. Şimdi bazen geliyorlar. Bu sektörde yer almak istiyoruz. 10 adet aracı alacak gücümüz var dedikleri hı zaman bu işi yapamazsınız diyoruz. Hı. 20 yapamazsınız diyoruz. 20'nin üzerindeki rakamlarla evinizi geçindirebilirsiniz ama çok büyük başarılar beklemeyin. Tabii yine Allah bilir. Tabii o zaman için de aslında göle maya çalmaktı. Evet. Nasrettin Hoca misali. Ama işte bazen de çaresizlikler de imkansızlıklar da size oraya itiyor. O zaman öyle başladık. Ordu Caddesi'nde ara bir sokakta başlamıştım ben. Ki o zaman hatır sayılır esnaflar gelip ya sen bu işi yapamazsın arkadaşım. Oralara geleceğim zaten. Evet, yani demişlerdi ki haklılardı da. Sonra yavaş yavaş, böyle çok yavaş yavaş başladık ve işte buralara kadar geldi. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tanıyordum. Abimden dolayı da tanıyorum. Hı. Abimi herkes bilir. Sağ olsun. Hem görünen bir yüz. Yani evet. YouTube'da mutlaka her bölümde görünüyor. istikrarlı şekilde. Yani koltuk verebilirim. Ama o istemiyor. İstiyor ki viral olsun. Hani varım olsun. Gizemli mi olsun? Aynen. Varım yokum. Yani böyle. Seviyoruz tabii. Her bölümde evet. Çok büyük
koordinasyon zaten bütün yayınlanan koordinasyonlar. Önemli ama. Büyük 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 emek yani, çok zor bir emeği var. Evet. İnsanlar öncelikle sektörde en fazla sorulan soruyu sormak istiyorum. İnsanlar neden araç kiralar veya filolara neden ihtiyaç duyarlar? Bilinenin aksine evet, avantajları var. Çok fazla avantajı var bildiğim kadarıyla. Ama evet, dezavantajı var mı bir de bunun? Şimdi şöyle, sektör zaten sizin bahsettiğiniz gibi ikiye ayrılıyor. Birisi bireysel kiralamadır ki bu işin aslında en önemli noktasıdır. Gerçekten hizmet verilen tüm dünyadan önemli yeridir bu. Hı hı. Diğeri de bahsettiğiniz gibi filo kiralamadır. Filo kiralamayla bireysel kiralamanın kimyası tamamıyla birbirinden çok farklıdır. Filo kiralamaların ardında başka bir ticari sistem çalışır. Hem kendisine hem de karşı tarafta hizmet alan ticarethanelere, büyük şirketlere hizmetler sunar. Dezavantajı diye bir şey yok aslında. Her zaman avantajdır filo kiralama ama aslında dezavantajın yerine bu bir alternatif çözümdür diyebiliriz. Hmm. Örneğin sizin bir yatırımınız var. Aynı anda da araç alımına gücünüz yok. Finansal destektir filo araç kiralama. Aslında baktığınız zaman gerek de yok. Yani bu teşvik gibi algılanmasın. Yani evet, yanlış anlaşılmak da istemem ama objektif bakıyorum. Bir firma bugün, yani evet, bu coğrafyada ben şirketimi açayım. Evet. Ve 2 yıl tabela süresi vardır. Hani esnaf arasında öyle doğru geçer. Çok doğru. Yani çok doğru. Sizin öz sermayeniz hiçbir şeye yetmeyecek çünkü sürpriz gider çok fazla. Evet. Ve tahmin edemeyeceğiniz özellikle son yıllarda. Var. Kesinlikle. O yüzden hani böyle senin SIVOP olarak yani bir acil durum evet, çantanı sen kalkıp da arabaya yatırdığın zaman karlı çıkamıyorsun. Bu ülkede ne yazık evet, ki. Evet, çıkamıyorsunuz. Fakat aksi yönde şöyle de bir şey var. Genelde kiralama şirketi sahipleri, CEO'ları, pazarlamacıları her zaman bu işin karından bahseder. Evet. Benim bu iş için şöyle bir denklemim var. Her müşteri ya da her misafir benim dostumdur. Dostlarıma şöyle derim. Eğer sizin çok eski ya da çok yeni bir firma olabilirsiniz. 5 aracın altında ihtiyacınız varsa filo kiralamadan bahsediyorum. Uh-huh. Yıllık bazda. Siz yanlış yerdesiniz. Sizin bir bekleme süreniz var kesinlikle. Ama siz 5 aracın üzerinde ihtiyacı olan firmaysanız evet kiralayınız. Size vergisel anlamda, operasyonel anlamda, gider anlamında avantajı olacaktır. Aslında yani şey, bu bir kuvvet dengesi. Yani siz burada bu kadarsınızdır, burada bu kadarsınız. Bu kadarken bu kadarın işini yapamazsınız. Çünkü finansa dayalı şeyler ticaret. Hacmen. Dolayısıyla ben böyle bir matematik koyup işi aslında daha sadeleştiriyorum. Yani bir adam iki araç kiralayacaksa, bir yer açmışsa o biraz hayal kuruyordur. Ama bir oturmuş bir sistem varsa, sigorta, ham maddesi, banka şirketi gibi. Evet, aynen. İşte her an ham maddenin fiyatıyla, alım fiyatıyla yarışıyorsa evet, ve 10 arabaya ihtiyacı varsa kesinlikle kiralamalıdır. Zaten onun ona kazandırdığı yalnızca zaman bile büyük bir kar. Yalnızca zaman. Sizin, çünkü biz onun hizmetkarı oluyoruz çünkü. Doğru. Bu, yani sizin yaklaşımınız objektif artı bir danışman gibi yaklaşıyorsunuz. Yani kişinin ihtiyacı olmayanı sırf para kazanma uğruna yapmadığınız çok belli. Yani bunu sizin şirket için söylemiyorum. Evet. Karakterse yani bireysel olarak yaklaşıyorum olaya. Çünkü herkes para kazanma derdinde. Evet öyle. Oraya da gelmek istiyorum aslında sektörle ilgili. Gelelim A şıkkına, bireysel kısmı. Bireysel kısmı bu işin zanaat kısmı oluyor. Hı hı. Bireyselin beklentisi çok yüksektir. Bireyselin güveni ülkemizde maalesef ki sektörden dolayı kırılmıştır. Evet. Sektörümüz çok yaralı bir sektör. Maalesef dünyanın diğer ülkelerinde çok saygıyla anılan, çok teslimat elemanına bile, temizlik elemanına bile çok saygıyla yaklaşılan bir sektörken, evet, maalesef Türkiye'de ve bizim bölgemizde çok fazla dejenere olmuştur. Bu da sizin bahsettiğiniz para kısmı ile ilgilidir. Paraya olan açlık, tabii, hayatın ve diğer sektörlerin tamamında olduğu gibi burada da yıpratıcılığını göstermiştir. Ama bireysel tarafı bu işin bence en önemli kısmıdır. Çünkü şöyle bir örnek vereyim ben size. Gaziantep çok önemli her konuda olduğu gibi bu konuda da önemli. Örnek veriyorum, siz bizim gurbetçilerimiz var. Evet. Almanya'da, İsviçre'de, Fransa'da ve Hollanda'da çok yoğunlar ki diğer ülkelerde de var. 3000 kilometre öteden çocuklarınızla bindiniz. Gaziantep Havalimanı'na indiniz. O kadar aktarma, o kadar bavuldan sonra
size bir araç sunuldu. Öncelikle o araç doğru araç olmalı. Hakikaten beğendiğiniz araç olmalı. Evet. Tabii ayırdığınız zaman. Bu çok önemli bir kanayan yaradır sektörde. Sonrasında sizi karşılayacak elemanın işte 4 saat basınca maruz kaldıktan sonra vizyonel bir adam, anlayışlı bir adam olması gerek ve size yardım ediyor olabilmesi lazım. Gerek bavullarınızı, gerekse ülkeden atıyorum bir yıl uzak kaldıysanız buradaki adaptasyon, resmi adaptasyon tabii hızlandırması lazım. Sizi oradan ciddi bir güven duygusuyla uğurlaması lazım. Çünkü iş tamamıyla güven alıp güven satmak aslında bizim iş. Tamamıyla bu. Yani bir evi satarsanız o onun olur. Ama bu kişi bununla işte bindi arabaya, atıyorum başka bir şehre, ailesinin yanına gidecek. Oraya gidene kadar ve sonrasında lastikten tutun da teknik detaylara kadar can güvenliği, evet, size emanettir, sizin dikkatinize emanettir. Ama en önemlisi her zaman söylediğim gibi güven duygusudur. O yüzden bireysel müşterileri, daha doğrusu ben misafir derim. Müşteri burada anlaşılsın diye öyle söyleyeceğim birkaç kez. Misafirdir çünkü gelenler bu sektörde. Öyle görünmeli ve öyle. Nitekim bizim kültürümüzde nasıldır? Misafir en iyi şartlarda yaşatılır. Tabii. Uyutulur, uyandırılır, tabii, yedirilir, içirilir, gezdirilir. Sizin önem verdiğiniz nokta dediğiniz gibi biraz daha bireysel kısım. Yani evet, çünkü kurumsal filo kiralama ihtiyaca yönelik bir şey. Ama diğeri deneysel. Yani deneyimlerle tabii kullanıcının ihtiyacına yönelik ve samimiyeti üzerine, güveni üzerine, evet, sağlık veya işte onun yolda kalmayacağı, evet, güvenilirlik üzerine kurulu bir politik. Kesinlikle güvenilirlik esastır. Bunun için de bazı bileşenler lazımdır, evet, ama filo kiralamada şöyledir bakın. Finansal gücünüz varsa, pazarlama yeteneğinize bile gerek yok. Evet. Agresif fiyat verebiliyorsanız, doğru zamanda da doğru ürünü satın alıp... Agresif fiyat nedir? Mesela piyasanın fiyatını sizin belirlemeniz veya liderlik etmeniz gibi. Şöyle, filoda böyle bir şey yok. Filoda çünkü tamamıyla bir deste para düşünün. O paranın maliyetinin karşılığında zarar etmek sizin kar etmek dürtüsü var. Evet. Atıyorum siz bir A filosunuz, %5 kar size yeterlidir. Ama öteki B filodur, %10 kar bile ona yetersizdir. O yüzden bazen A filo doğru zamanda doğru yerdedir. Ve yönetimi tamamıyla kurumsal ve uzaktandır. Sürdürülebilirliği sağlamamızın en iyi yolu. Ağzınıza sağlık. Sürdürülebilirlik doğru kelime. Yani çünkü ben eğer... Siz benim cebimi düşünürseniz, evet, ben sizinle daha uzun vadeli çalışmayı, evet, arkamı dönüp o işe, tabii, bir daha bakmamayı ve ne kadar fatura geliyorsa ödeme özverisini kendimde bulmuş oluyorum. Evet. Sektörde eskiliğimizden daha öte eski bir şey var. 2015 yılında ortaklık gerçekleşti. Serkan Akçay ortağım ismi. Hı hı. O da bu Gaziantep'in ikinci araç kiralama firmasının sahibidir. Biz iki kafa bir araya geldik. Dedi ki bu sektörün bize ihtiyacı var. Bu otokiralamacıların isminin kötü olduğu yeter. Yani bu çok önemli bir nokta. Şimdi ilişkiler şöyle yürüyor. Ben sizin cebinizi düşünüyorum. Siz benim cebimi daha çok, evet, düşünüyorsunuz. Doğru. Misafirlerimizle aramızdaki diyalog tamamen bu. Artık örnek olma çabasındayız. Çok ulaşılmaz bir yerde değiliz. Bilakis çok ulaşılabilir bir yerdeyiz. Tamamıyla bu iş bence ticaretin her kolu endüstriyel olmadıkça gönül işidir ve insan sevgisine dayalıdır. İnsanlar sevdikleri insanları, ki herkes birbirini sevmeli, kollamalıdır. Sevginin gereği budur. Biz de en başta insanların cebini, güvenini ve can güvenliğini kolluyoruz. Lastiğinden aracının kapısına varıncaya kadar. Bu benim için çok önemli. Öyle teşekkür ediyorum. Bir yerde bir şeyi doğru yapmak diye bir terimim var. Evet. Görünmez, gizli bir şeydir bu. Evet. Dışarıdan bakıldığında kesinlikle o know-how, yani o deneyim görünmez. Evet. Ama bir sürdürülebilirlikte başarı varsa, bir proseste başarı varsa, evet, kesinlikle bir yerde bir şeyi birileri doğru yapıyordur. Ya bu ortaktır, ya kurucusudur, ya misafirlerin sevgisidir, evet, ya içerideki bir tane personeldir. Evet. Bu böyledir. Sizi sektörünüzde rakip veya dostlarınıza karşı farklı kılan nedir? En alıcı noktası şöyle söyleyeyim. Dedik yani 900 ila 1100 arasında değişen rakamlardır. Bu kışın, yazın daha fazla. Evet. Bu insanların hiçbiri bizi görmez. Çünkü o kadar insana mümkün değil. Hani ben istesem de gidip veremem.
Ama onlar o görünmeyen adama canlarını, mallarını, paralarını ve ailelerini güvenirler. Bunu yapabilen şehirde maalesef keşke yapabilseler. Evet. Bir tane daha firma maalesef diyorum. Maalesef ki ve çok iddialı konuşuyorum. Her Avrupa'da hepimizin akrabaları vardı. Tabii. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Her 5 haneden Avrupa'da yaşayan herhangi bir ülke, her 5 haneden bir tanesinin biz dostuyuzdur ve o evin içerisinde konuşuluruz. Çok bu kadar iddialı söyleyeyim. Bunu tüm yüreğimle söylüyorum. Bu çok önemli. Çünkü çok kenetlenmişiz. Onlara ihanet edemeyiz. Öyle söyleyeyim. Çünkü itibarımızı da kimsenin ayaklarının altına seremeyiz. Öyle söyleyeyim. Gayet başarılı. Çok ya bana hani yanlış anlamayın. Hani benim takdir edebilme şeyinde değilim. Hani çünkü sektörlerle ilgili edersiniz çok başarılı. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yani. Bir rentekar firması olarak size kim veya ne ilham verdi? Hani böyle bir hırsla mı oldu yani ya da çalıştığınız şimdi, bir yer mi? Şöyle söyleyeyim. Bir hırsla oldu evet. Şöyle oldu. Ben sektöre aslında girerken bu sektöre giriş şeklim şuydu. Ekstra bir gelir nasıl elde ederim de. Sonra alternatif bulamadım. Bu şehirde bu işin hiç aslında yapılmadığını yani fiziki yani olarak baktığınızda aslında olmadığını. Evet yapılıyor biraz şey olacak. Biraz kibirli bir cümle olacak ama beğenmediğimden girdim. Biz bakın, burayı yumuşatırız. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Yani o iş öyle yapılmaz, böyle yapılır evet. Dersiniz ya. Evet. Öyle yani tamamıyla buna hak kısmi veriyorum. Hırs diyebiliriz. Buna hak veriyorum. Aslında bu kibir değil. Başarı övünülmesi gereken bir şey. Evet. Kibir karşıya hırstan dolayı zarar veren bir şeydir. Siz evet. Markanızı büyütürseniz, büyütürken başka birinin ekmeğini, rızkını, evet, misafirini tabii. Veya aracına kasten zarar veriyorsanız evet. Bu kibirdir. Yani evet, aynen öyle. Yani o bakış gücü uygulamak yani. Vesaireler evet. Evet. Ama övmeliyiz. Aslında biz Türkler olarak biraz daha böyle milliyetçi gibi bir yaklaşım olacak ama aslında değil, samimiyeten söylüyorum. Biz Türkler övünmeyle egoyu karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Doğru olan şeylerin söylenilmesi bir ego değildir. Övünmek kesinlikle. Bu noktada normaldir. Yani özetle şöyle, doğru insanların doğru kişiyle buluşmasını istedim ben hep. Hani şey, şöyle de bir duamız var ya bizim yöremizde çok, Allah herkesi kendi gibi insanlarla karşılaştırsın. Amin. Bana söylediklerinde amin diyorum ya. Bu kesinlikle amin denilecek bir duadır. Çünkü sen iyisin ama öyle yani. Güzel insanlar var ki evet. Bakın aracı kiralarken uçaktan indiğinde benim müşteri portföyüm tamamı iddia ediyorum. Çok böyle kaliteli kişilikler. Böyle önüne kırmızı halı seresiniz gelir. Dolayısıyla bu insanlara bizim gibi insanlar hizmet vermeli. O insanların düşünemedim, biz düşünmeliyiz. O yüzden aslında. O da neden biliyor musunuz? İnsan çevresindeki en yakın 5 kişinin ortalaması. Evet çok güzel. Şimdi Avrupa'da dediniz ya 5 evet. Aileden biri. Şimdi 5 tane aile olduğunu varsayın. Bir tanesi sizinle çalıştı. Veya sizden bir ticaret demeyelim buna. Sizinle bir işbirliği yaptı vesaire. İşbirliği diyelim evet çok evet. Doğru çok güzel söyledin. Şimdi o kişinin o ahlakta arkadaşları vardır. Evet. Eğer siz size zarar veren veya insanlığa, dünyaya kötü bakan insansanız sizin çevreniz de sizin gibi olacaktır. O yüzden kaçarı yok. Siz işinizi iyi yapıyorsanız veya güzel bakıyorsanız hayata güzel bakan insanların arasındasınızdır. Net. Evet. Ve şey seçme şansı yani farkında olursanız bunu seçebiliyorsunuz. Tabii. O yüzden zaten kırmızı halı seresimiz geliyor. Aynen öyle. Çünkü istemediğimiz kitleye hizmet vermek zorunda olmadığımız için zaten vermiyorsunuz. Siz doğru. İstediğiniz kitleye hizmet veriyorsunuz. Onların da istediği kişinin siz olmanız önemli doğru. Ki entegre olasınız. Çok doğru. Valla fikrimiz benziyor. Genelde konuklarla benziyor. O da yaşanmışlık işte. Aslında hepimiz evet. Benzer şeyler yaşıyoruz. Konular farklı ama sonuçlarımız hep aynı. Sonuç aynı evet. Bu sektörde faaliyet göstermenin en zor kısmı nedir? Daha önce yaşadığınız, ya şunu unutsam hayatta hiçbir eksiğim olmaz, hatta daha da mutlu bir insan olurum dediğiniz bir olay var mı? Yani kısmı olarak keşkeler ya da pişmanlıklardan mı bahsediyorsunuz? Yani hemen evet. Ya şimdi açıkçası benim yaralanışım gereği benim için dün yoktur. Dünümde hata da yoktur. Biraz iddialı olacak ama. Ben pişman olacağım hiçbir şey yapmadım hayatım boyunca. Çok renkli bir hayatım oldu.
çok değişik enstantaneler vardır. O zaman optimist de bir insansınız. Yani atıyorum bir kriz varsa evet. bunu çözerken de eğlenebilen bir insansınızdır. Ya belki aslında ben hiç eğlenmiyorum ama objektif olmaktan hiç kaçmadım. Çalışmaktan hiç kaçmadım. Zor şartların insanları eğittiğine inanıyorum. Biraz pozitif cinsiyetçilik de yapayım. Bu ülkede erkek çocuklarının kesinlikle dirayetli, aklı ve çakralara açık olması gerektiğini evet. ve veren ellerin alan ellerden üstün olduğunu anlayabilmesi, daha doğrusu kapasitif olması yönünde evet. çok emek veriyorum. Bizim işimizle ilgili bir örnek vereceğim, sonra keşke kısmına geçeceğim. Bizim işimizde, ya yani dünyada hiç şöyle bir ticaret yoktur. Yani ben size 300 lira vereyim, siz bana 300 bin liranızı verin, ben size yarın getiririm diyeyim. Böyle bir şey yok. Bizim işimizde yetişen insanlar öncelikle dolandırılmaz. Sonra kefil olmaz ya da kime kefil olacağını bilir. Daha ötesinde ayakkabısından örneği çok verilir. Biz adamın cep telefonundan, numarasının başından sonundan bizimle iletişim kurabilir mi, kuramaz mı? Deneyim işte. Bizimden araç kiralar mı, kira? Bize zarar verilme potansiyeli var mıdır, yok mudur ki? Maalesef ki suç oranı yüksek bir ülkede. Evet. Yaşar temennimiz muasır medeniyetlerine ulaşabilmek. Keşke'ye gelince, 1950'lerde kurulmuş kiralama firmaları var. Günlük hayatımda zikrediyorum, etmeyeceğim. Biraz bu konuda muhafazakarım. Güzellikler tüm dünyanın olsun ama keşke bizim ülkemizden çıkmış olsaydı. Yani bu international firmalar, bugün ben tek başıma ekspres olarak Gaziantep'te ne onlarla... Ne demek istediğini anladım. O gülümseme ondan yani. Ama Allah... çok güzel. Yani ben orada savaş verirken, o savaşta sizin cebinize günlük 20 lira koyabiliyorsam, evet. bir yılda 60 gün araç kiralıyorsanız 1200 lira sizi kâra geçirirken, ödediğim vergilerle, çalıştırdığım insanlarla, oturup kahve içtiğimiz, yemek yediğimiz mekanlarda da verim sağlayabiliriz. Yani şunu demek istiyorum. Keşke dünyanın Oscar ödüllü turizm firmalarının biz olsaydık. Keşke en çok uçak bizde olsaydı. Keşke can güvenliği yüksek araçları daha ucuza alıp, daha ucuza kiraya verip çocuklarımızın da can güvenliğini en üst seviyede taşıyabiliriz. Keşke TÜV bundan 30 yıl önce olsaydı ki 1950'lerde kurulmuştur TÜV. Evet. Keşke, böyle keşkelerim var benim. Bireysel ve geçmişe yönelik değil. Tabii toplumsal düşünüyorum ben. Ve ileriye yönelik. Toplumsal düşünüyorum ve keşke bizleri 20 yaşında 3 aylığına Avrupa'nın belli ülkelerinde bir ay gezdirip, bir ay çalıştırıp, bir ay da eğlendirselerdi. Evet. Biz kendi kapımızın önünü süpürmekle mükellefiz. Aynen öyle. Sonra sokak, sonra mahalle, sonra şehir, ülke. Evet. Ama bizim ulaşabileceğimiz de bir gücümüz var. Evet. Sayımızın artması yine doğru orantılı. İnşallah sayımız artar da biz de bu İnşallah. Şehire, ülkeye, ama benim umudum var. Umudunuz var biliyorum. Ama... Yani umudum var ama zaman zaman bloklanıyor. Keşkelerimin bütün dairesel yapısı budur benim. Keşkelerim tamamı ticari olarak da öyle, bireysel evet. olarak da öyle. Toplum üzerine kurulu. Ya istiyorum ki en iyi turizmciler bizden çıksın. Evet. Mesela bakın şey çok önemlidir. Şeffaf fiyat politikası. En şeffaf tüccarlar bizden çıksın. Dünya bize güvensin. Doğru. Niye biz onlara güvensin? Onlar, benim keşkem bu. Dünya bize güvensin. Evet. Doğru. İnşallah olacak. İnşallah, inşallah. Bu gençlerden gelen bir soru. Evet. Hani kazanıyor musunuz diye soramayız. Fakat neyi doğru yaparsak bu sektörde kazanabiliriz. Lezzetli kazanabiliriz. Evet. İş finansal yapıya gelecek. Maalesef ki işin kuruluş aşamasından başlayacağı için bu sorunun cevabı. Aslında onu paylaştınız. Yani evet. burada daha yani daha soft bir şey istiyorsanız nokta. Gözden kaçırılan bir şey evet. istiyorsunuz. Şeffaf fiyat politikası bir. Aracınızın yaşlılık süresinin maksimum 24 ayla sınırlı olması lazım. 2. Yazın 4 mevsim, kışında kar lastiği bulundurmanız. Bunlar çok önemli. Ama bunların tamamının en başında şeffaf fiyat politikası gelir. Neden? Şimdi siz beni bugün, ben hissediyorum ki bir sempati duyuyorsunuz ticaretime.
bana güvenmek istiyorsunuz. Deneyecekseniz yarın bir gün denediniz. Evet. Gençler burayı çok iyi dinlesinler. 10 Mayıs 15 Mayıs arasında bir rezervasyon yaptınız benden. Günlük 300 liradan bir araç. Sonra bir akrabanız buraya gelecek. Dediniz ki Gökhan Bey'in firması çok iyi, çok güvenilir, oradan kiralayın. Ben burada bu kadar büyük büyük konuştuktan sonra bugün rezervasyonu aldım. Saat 23'te amcanızın oğlu aradı. Ona rezervasyon yaptım. Size 300 liraya verdim. 10-15 Mayıs arasındaki aynı aracı 280 liraya verdim. Kendinizi nasıl hissedersiniz? İnanılmaz kötü. Şimdi bakın bu çok önemli. Yıllarca biz... Ama bu etik zaten. Yani etikleri biz toplum olarak gözden kaçırdığımız için aslında paraya düşkünlüğümüz veya para vurmalar vesaireler gündemde. Yani siz bu etik derken ironi yapıyorsunuz tabii. Evet. Değil mi? Ya, tabii ya, bu etik kuram aslında. Tabii, yani böyle olması lazım. Ama evet, bu iş etik değil. Yani şimdi böyle şöyle, etik değil. Gençlere şöyle diyorum. Aynı zaman diliminde aynı standartla verdiğiniz hizmet, kişi ayırt etmek sizin kesinlikle ve kesinlikle zarar ediyor olsanız dahi, evet, aynı fiyatla ilerlemek zorundadır. Çünkü ticarette yaşam gibi uzun bir yoldur. Batacaksam da omurgamla batayım. Aynen yani öyle. Ki böyle yaparsanız batmazsınız. İnsanlar sizi zaten kaldırır. Kesinlikle. Kaldır. Olay bu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sektördeki mevcut konumunuz, kimsenin yapamadığı, yapamayacağını düşündüğünüz bir hedef var mı? Öznel. Yani böyle şey. Yok abi. Spesifik bir. Spesifik hiçbir hedefim yok. Önce de yoktu. Bana bazen sorarlar. Hayat, her şeyi burada anlatamayız ama. Hı. Ki gizler de var. Tabii. Bana bazen sorarlar. Nasıl oldu sokaktan buraya? Nasıl oldu hiçlikten buraya? Şimdi bir kere öncelikle her şey yaratıcının elindedir. Evet. Bu da herkesin görüş ve inançlarına saygım var ama ben bunu kendi hayatımda tatbik ettiğim için gördüğümüz her şey bana göre bir mizansendir. O yüzden plan, kısa vadeli plana okeyim. Ama uzun vadeli planlar noktasında okeyim yok. Kesinlikle yok. Ben inanmıyorum, evet, katılmıyorum. Biraz da kaderciyim bu konuda. Benim için insanların idealleri Tanrı'nın da bahsettiği gibi kendiyle ilgili, yani kendi karakteristik ya da manevi yapısıyla ilgili olmalı ki o zaten başarı olarak size dönsün. Doğru. Yani şöyle bir şey yok. Ben şu kadar araba çalışırım, bu kadar kazanırım, işte şu firmayı deviririm. Bunlar ben doğru bulmuyorum. Gece sabahınızı planlıyorsunuz, sabahınızı bambaşka. Evet, hiçbir zaman bir planımız olmadı. Sadece planımız müşteri ne arz ediyorsa ona yakın taleplerle ona gidebilmek. Benim için plan budur. Hepsi. Desteğinden yararlandığınız bir kurum, kişi veya marka oldu mu, yoksa kazancınızdan bugüne geldiniz diyeceğim ama iki arabadan başlamışsınız. Yok, ben size daha açık söyleyeyim. Bizim bugün firma ahlakımızdır. 1995 yılından önce çocuktum. O yıl artık adam statüsüne, evet, girdik, kendi ekmeğimizi kazanmaya başladık. Şimdi bu çok açık bir platform, çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Ömrüm boyunca hiç kimseden borç almamış biriyimdir ben. Değil ki para, sevgiyi, saygıyı da dilenmedik hiç. Çevrenizde yakın veya uzak arkadaşlarınız veya tanıdıklarınız, ya yapamazsın, o iş öyle değil, bildiğin, evet, gibi değil, ya senin harcın mı? Evet. Gibi. Çünkü yaklaşıyorlar, böyle bir şeyler yaşadık. Kısa notlar olarak cevap vereyim. Ben evden ayrıldığımda, tabii ben de olsam benim çocuğumun evden ayrılmasını istemem. Bir de çok agresif ve asi bir çocuktum ben. Ben de öyleydim. Başta ailem yapamazsın, itaat et dediler. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İşte oradan da buraya düşünce, tamam, doğal olarak ben de baba olsam öyle derdim, anne olsam öyle derdim. Başta onlar yapamazsın dediler. Bu sektörle ilgili değil, hayatla ilgili söylediler. Bu, evet, sektörle ilgili de. Bana da inançları yoktu da. Olmuş mu anne sormak lazım. Ya ben buna bir şey diyemem. Ben de olmuş birini görüyorum. Çok teşekkür ederim. Ki zaman birçok şeyi dolduruyor bence. Sektöre gelince şöyle. Ben büyük konuşmalarımla şeyimdir biraz. Evet. Ünlüyümdür. Şimdi bir gün şöyle bir anekdot paylaşalım, konuyu kapatalım. Esnaflarımızdan 4 kişi birleşti. Eğer izlerlerse gülümserler. Dediler ki 2007 yılında açtım o yıl. Böyle küçücük bir dükkan işte. Dediler ki ya Gökhan'cığım bak sen bu işi yapamazsın. Gel o arabaları bize ver. Gel bizimle de çalış beraber. Bizimle birlikte büyü. Şimdi ben tabii nasıl anlatayım? Çok kibar tabirle böyle agresif bir şımarıklığım hep olmuştur hayatımda.
Dedim ki şimdi yarın bir gün ben size iş veririm dedim böyle esnaf ağzıyla. Dedim yarın bir gün sizin arabalarınızı ben çalıştırırım, sizi de çalıştırırım dedim. O zaman dediler ki tabii yaşça da büyükler, o zaman 27 yani, yaşındayım ya. Oo gencimize bak falan. Dediler ki ya bu hayal görüyor, hadi biz gidelim dediler, çaylarını da içmeden gittiler. 2007 yılında iş yerimi açtım. Koltuğumdan masadan önce internet sistemi açtım. Çünkü sektörde en büyük açık buydu. Güven. Misafirler hangi arabayı ne kadara kiralayacağını görmek istediği gibi onu gördüğü zaman sizden de duymak ister. Evet. Teyit ister. Doğru. Havalimanına indiği zaman ona ekstra bir sürpriz istemez. Ki maalesef bölgemiz böyle abuk ticaretlerle doludur. Doğru. İnsan hayatının tohumu kesinlikle iyilik. İyilik çok önemli, evet. Yani bu tohumu nasıl ekerseniz toprağa fark etmez. İyilik öyle bir şey ki kurak yere ekin. Evet. Oradan bitkisini alıyorsunuz, meyvesini alıyorsunuz. Alıyorsunuz, evet. Fıstık ağaçlarımız dağlarda, taşlarda evet, yetişiyor. Yani anlamsız geliyor, bu işin matematiği yok gibi geliyor. Ama evet, ilahi boyutta bakınca da bunun karşılığı var. Kesinlikle. Peki bu sektörde bu işi yapmasaydınız hangi işte ne iş yapardınız? Şimdi ben bu işi yapmasaydım eğer kesinlikle mağazacı olurdum yeniden. Neden mağazacı olurdum söyleyeyim. Şimdi mağazacılık da bir sanat, o işte bu işi çok benzetirim ben. Çünkü şöyle düşünün. Orada giyip çıkarırken insanların bir efor sınırı ve sabır sınırı var. Tabii. Siz araç tavsiye ederken de bu aynı. Çok laf kalabalığı, çok cambazlık. O, mahalli konuşacağım. Olur abi, hallederiz abi. Tezgahtar az dediğimiz tezgahtarlık diye bir şey kesinlikle yok benim evet, hayatımda. Hiç olmadı. Ne alırken ne satarken hiç pazarlık yapmadım. Sizde yok ama bunun tanımı bu. Tanımı bu. Hani adam tam bir tezgahtar derler yani. Ve bunu maalesef çok üzülerek söyleyeceğim. Takdir ederler. Evet. Kesinlikle takdir etmiyorum. Çok insanlık dışı buluyorum. Bugün ben kendi ticaretimde kayıtsız şartsız iade, kayıtsız şartsız iptal yapıyorum. Siz bugün 30 günlük bir araç kiraladınız. 15. gün acil bir durumunuz var ki hepimizin her gün oluyor. Tabii. Gitmek zorundasınız. Ben sizin paranızı son kuruşuna kadar iade etmekle mükellefim. Bu benim başta insani görevim. Ama etmeyenler var işte. Olmaz. Sizin zaaflarınızdan yararlanarak sizin bahsettiğiniz gibi sürdürülebilirlik söz konusu bile değildir. İnsanların hakkıyla. Tabii. Onların haklarına yapılan tecavüzlerle, amiyane bir tabir ama. Sürdürülebilirlik benim için yoktur. Aslında bilinmeyen birçok şeyi ben de öğrenmiş oldum, aktarmış olduk. Estağfurullah. Yayının başında dediğim gibi hani samimiyetten paylaşmış olayım. Hem YouTube hem de podcastler de yayınlanıyor. Yani artık Spotify, işte Deezer evet, vesaire müzik marketlerde de var. Hem sesli olarak ulaşıyoruz hem de görüntülü olarak ulaşıyoruz ki eyvallah, bu deneyimleri ben aktarmayı çok keyif aldım. İnşallah zaten tanıyordum. Olur. Abim daha da iyi tanıyordu. Buradan evet, bakıyor. Selam olsun abi. Ona da bir kamera yapacağım. Evet. Param olsun ona da bir kamera yapacağım. Eyvallah. Burası, çünkü kamera arkası keyifli. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok şeref duydum. Çok sağ ol. Çok kıymetliydi geçirdiğimiz zaman. İnşallah özel hayatımızda daha fazla zaman geçiririz inşallah. İnşallah. Diyorum. Ben ona inanıyorum. Biz sık sık görüşeceğiz. İnşallah. Zaten gece de şirkette kahvelerimizi içeriz. İnşallah. Arkadaşlar yeni bir bölümün daha sonuna geldik. Sektörün girişimcileri listesinin sonundayız. Ama çok güzel bir konu konuştuk. Bilinmeyen çok fazla şey varmış. Benim de öğrendiğim çok noktalar oldu. Bizi takip etmeye, yorum yapmaya devam edin. Lütfen yorum yapın. Yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunun mu? Ütü müyüm ben ya? Bunun denir mi ya? Bana dedi ki bölümleri ben yapayım mı dedi. Abi dedim şimdi bu iş öyle değil dedim. Tamam dedi, ben bir şekilde kendimi çıkaracağım dedi. Abi anlaştığımız gibi 3-4 sefer inip çıkıyorsun. Tamam. Selamün aleyküm. Yayını böyle açıyor. Esnaf gibi. Ya fikir vermeyin çeksin gitsin ya vallahi. Ahmet Ali Ağoğlu muyuz biz? Bu öyle bir şey mi? Kırmızı liste. Kırmızı liste deyince de böyle siyasi bir şey gibi oldu. Avrupa'da yaşayan herhangi bir ülke, her 5 haneden bir tanesinin biz dostuyuzdur ve o evin içerisinde konuşuluruz. Ama bu etik zaten. Yani etikleri biz toplum olarak gözden kaçırdığımız için aslında paraya düşkünlüğümüz veya para vurmalar vesaireler gündemde. Ticaretle yaşam gibi uzun bir yol. Batacaksam da omurgamla batayım. Şimdi bu çok açık bir platform. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Ömrüm boyunca hiç kimseden borç almamış biriyimdir ben.
Değil ki para. Sevgiyi, saygıyı da dilenmedik hiç.